24. maddeyi kabul edenler, kabul etmeyenler var. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Maddeler sona ermiştir. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. 17 madde oy çokluğuyla, geriye kalan maddeler oy birliğiyle kabul edilmiş oldu. Hakikaten bizim eğitimde fırsat eşitliği başlığı, ana başlığı altında temel eğitimde fırsat eşitliği, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, meslek eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi noktasında başlamış olduğumuz yolculukta Şura'nın da desteğini alarak yeni yol haritasını belirlemede çok önemli bir mesafeyi almış olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak isterim. Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok daha güçlüyüz. Çünkü Türkiye'nin eğitimle ilgili müktesebatı olan tüm paydaşlarının, tüm sivil toplum örgütlerinin, sendikalarının, yükseköğretim kurumlarının, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin görüşlerini alarak çıkmış olduğumuz bu yeni yolculukta geliştirmiş olduğumuz politikaları yeniden değerlendirebilme imkanını verdi bize şurada. Onun için hakikaten iyi ki karar vermişiz 20. Milli Eğitim Şurası'nın toplanmasına. İyi ki bugün nihayetlendirebilme imkanına sahip olmuşuz. Elbette şuraların düzenlenmesinde arka planda emek veren ama görünmeyen çok sayıda insan var. Bakanlığımızın tüm teşkilatlarına, bakan yardımcılarımızdan, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, şube müdürlerimize, şeflerimize, memurlarımıza, öğretmenlerimize, il ilçe milli eğitim müdürlerimize, kurum yöneticilerimize kadar tüm milli eğitim camiasında bu fedakar, bu süreçte büyük emek vererek başarılı bir şekilde 20. Milli Eğitim Şurası'nın nihayetlenmesine vermiş oldukları katkılardan dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli şura üyelerine de hakikaten sabırlı, suhuletli ve demokratik katılımcı bir şekilde görüşlerinizi bizlerle paylaşma, nezaket gösterdiğiniz için her komisyonda çok demokratik bir şekilde gelen görüşlerin olgunlaştırılmasında uyumlu bir, harmonili ve keyifli bir süreci şuranın yaşamasına vermiş olduğunuz katkıdan dolayı da hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu 20. Milli Eğitim Şurası'nda alınan bu kararları emanet olarak, Milli Eğitim Bakanı olarak bunları emanet olarak alıyorum. Ve sizlere temin ederim ki burada alınan kararların ister oy birliğiyle ister oy çokluğuyla olsun birebir takipçisi olacağım. Ve açık yüreklilikle şunu size deklare ediyorum ki her 3 ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Öneriyi tekrar okuyorum değerli şura üyeleri. Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bir diğer öneri var. Yine Hasan Yalçın Yayla, Atilla Ölçüm, Latif Selvi tarafından öneriliyor. Öneriyi okuyorum. Kalkınmada öncelikli ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşvikler verilmelidir. Evet, bu teklifi kabul edenler, kabul etmeyenler, orada var bir kişi var. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Her iki öneriyi de
Dolayısıyla 126'ya çıkmış oldu şura kararları. Değerli şurayı da anladınız arkadaşımızın önerisini. Teknolojik enstrümanları da öğrencilere vergi indirimi sağlanmalıdır. Bu öneriyi yapan da bir öğrencimiz. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul etmeyenler, ya sen öğrenci olarak sen kaldırıyorsun kabul etmeyenler. Evet. En fazla oy birliğiyle alınan karar oldu bu. Teşekkür ederiz. Aslında süreçlerin iyileştirilmesine odaklandığınız zaman o sistemi değiştirmeden sürekli iyiye evrilebilme imkanı var.